Merhaba arkadaşlar. Ben kimya öğretmeniniz Taner Hoca. Bu video serisinde 10. sınıfın ilk konusu olan kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalardan bahsedeceğiz. Bu konu TYT'deki en zorlu konu. Burada son birkaç senedir pek soru göremedik. Çünkü müfredat değişimlerinden dolayı bize bunları sorma hakları yoktu. Fakat bu sene gelenler ilk defa 10. sınıfta bu konuyu görmüş olan ve TYT müfredatında bundan sorumlu olan nesil. Dolayısıyla kimyanın temel kanunları kimyasal hesaplamalar S'den 11. sınıfın yani ileri kimyanın bir konusu olan bu konu artık TYT müfredatında ve ÖSYM'nin sevdiği geçmişte sorduğu konulardan bir tanesi. Bu sene bunlardan kesinlikle bir belki de iki tane soru yakalayacağız sizlerle beraber. Eğer 10. sınıftaysak da 11'e güzel bir hazırlık yapacağız. Çünkü 11. sınıf işlerin değiştiği bir sene. Daha önceki kimya konularımız oldukça sözeldi. Daha çok ezbere bilgiler, yorumlar üzerine kuruluydu. 11'e geçtiğinizde sayısal hesaplamaların ağırlığı artıyor. Konularımızın yoğunluğu artıyor ve biz orada bu mol kavramını kimyasal tepkimeleri, denklemleri, hesaplamaları sürekli gündelik hayatımızın bir parçası olarak kullanacağız. O yüzden bu konuların iyi oturması hem bu sene bizi başarıya taşıyacak hem de AYT'de ve 11. sınıfta bize başarıyı sağlayacaktır diyebiliriz. Neler var bunun içerisinde? Temel kanunlar. 3 tane temel kanunumuz var. Mol kavramı hiç abartıldığı gibi zor bir şey değil. Yalnızca bir birim çevirmedir. Kimyasal tepkimeler türleri nelerdir ve denklemleri nasıl denkleştirilir, nasıl yazılır? Kendi başına soru çıkartabilen kısa güzel bir konu. Kimyasal tepkimelerde, hesaplamalarda özellikle artan madde problemleri ya da belli miktar girenle ne kadar ürün elde edebileceğimize dair bir takım hesaplar içerir. İlk konumuzdan başlayalım. Vakit kaybetmeden artık ana bölümüne geçelim. Kimyanın temel kanunları nelerdir? 3 tane temel kanunumuz var. Bunları yapan adamların isimleri de bizler için önemli Bazen isimleri önemsemeyebiliyoruz Bunlar önemli bunlar soru kaynağı Kütlenin korunumu kanunu Antoine Lavazia tarafından ortaya atılmıştır Diyebiliriz o zaman bu benim için önemli olan ilk isim temel kanunlarda Sabit oranlar kanunu Sabit oranlar kanunu Joseph Pross tarafından ortaya atılmıştır Katlı oranlar kanunu dediğimizde ise Dalton tarafından ortaya atılmıştır. Şimdi bu isim kimya adına önemli bir isim. Dalton aynı zamanda 9. sınıftan biliyoruz ki ilk atom modelini ortaya atan kişidir. Bunun böyle bilardo topuna benzeyen yuvarlak içi dolu berk bir küre olarak tanımladığı bir atom modeli vardı. Dalton aynı zamanda katlı oranlar kanununda bulan bir kişi. Bu bizim karşımıza sınav sorusu olarak çok yakın tarihlerde geldi. Dalton'un atom modeli tüm bu kanunlara dayanmaktadır. Yani tüm bunları inceleyerek kendisi de katlı oranlar kanunu bulup bu atom modelini ortaya çıkartmıştır. Aynı zamanda Dalton'un atom modelinden yararlanarak tüm bu kanunları açıklamak da mümkündür. Yani Dalton atom modeli ve bu kanunlar birebir ilişkilidir diyebiliriz. Peki geldik bir sonraki slaytımıza. Antoine Lavoisier ne diyor? Bu videonun konusu ilk kanunumuz. Kütlenin korunumu kanunu. Lavazya diyor ki kimyasal tepkimelerde toplam kütle daima korunur. Yani olay süresince başlangıçta ve sonda hep aynı kütleyle karşılaşırız. E sonuçta bizim bir tepkimimizde girenlerde kaç tane hangi atomdan girdiyse ürünlerde de aynı sayıda aynı tür atomlardan çıkmaz mı? Olay sırasında atomların kütleleri de değişmeyeceğine göre ne kadar kütle girdiyse o kadar kütlenin çıkması gerekir diyebiliriz. Peki şimdi neler değişir, neler değişmez? Bunları isterseniz daha detaylı bir şekilde konuşalım. Bir kimyasal tepkimede atomların tür ve sayıları girer mi? Düzeltiyorum, tür ve sayıları değişir mi? Örneğin bir tepkimede girenlerde sodyum var. Bunun ürünlerde potasyum olarak karşımıza çıkması mümkün mü? Böyle bir şey mümkün değil hangi tür atomlar girdiyse o türden atomlar çıkar. E peki sayıları değişir mi? 3 tane potasyum girip de 5 tane çıkabilir mi? Hayır sayıları değişmez. Yani hem tür hem de sayıların aynı olması lazım. Söz gelimi. Elimde kalsiyum karbonat kireç taşı var. Reaksiyon sonucunda kalsiyum oksit ve karbondioksite dönüşüyor. Sayıyorum. Bir kalsiyum girmiş. Bir kalsiyum çıkmış Bir karbon girmiş Bir karbon çıkmış 3 oksijen girmiş Bakın bir tane burada var 2 oksijen de burada var Toplamda 3 oksijen çıkmış Özellikle Şunu hatırlatmak istiyorum Bir element sembolünün altına yazılan sayı Yalnızca o elementi ilgilendiriyordu Bunu unutmayın Örneğin karbondioksitin altına 2 sayısını yazdığımda bu yalnızca oksijeni ilgilendirir, karbona etki etmez. Buradaki karbonu iki tane yapmaz. Bunu da ileride konuşacağız ama şöyle kısaca bir hatırlatmış olalım. Peki olay sırasında hocam toplam kütle değişir mi? E şimdi aynı atomlardan aynı sayıda girip aynı atomlardan aynı sayıda çıkıyorsa kütle değişir mi? E zaten kanunumuzun adı belli, kütlenin korunumu kanunuydu. Toplam kütle daima korunur diyebiliriz. O zaman hangileri değişmez? 1'e değişmez dedik. 2'ye değişmez dedik aldık. Katı kütlesi değişir mi? Örneğin örnek bir reaksiyon alsak. Magnezyum karbonat katısı girdi. Daha sonra MgO katısıyla karbondioksit gazına dönüştü. E şimdi burada girenlerde Tamamı katıydı. Ürünlerde hem katı var, hem de gaz var. Bu gaz uçup gitti, artık bu katının kütlesine dahil değil. O zaman bu olay esnasında toplam kütle tabii ki değişmemiştir. Kanunumuz bu. Ama katı kütlesinde bir değişim olmuştur. Katının bir kısmı gaz'a dönüşüp uçup gitmiştir diyebiliriz. Tepkime kabı eğer kapalı değilse, tepkime kabındaki toplam kütle değişmiştir dememiz mümkün. Peki. Geldik dördüncü maddemize toplam proton, nötron, elektron sayıları değişir mi? Bir kere biz biliyoruz ki bir atom hiçbir zaman proton ve nötron sayısını değiştirmez. İçinde kaç tanesi sabit olarak kalır. Atomu parçalamadığınız sürece ki bunu biz nerede yapıyoruz? Nükleer santrallerde ya da atom bombasında. Bunun dışındaki durumlarda proton nötron sayınız değişmez. Değiştiği durumlar da zaten bizim müfredatımıza dahil değil. Bizi ilgilendirmiyor. Ama biz şunu biliyoruz ki bir reaksiyon sırasında elektron alışverişi yapılabiliyor. Mesela iyonik bir reaksiyonda, iyonik bir bileşik oluşumunda elektron alanlar, verenler oluyor. İyon yükleri zıt olduğu için aralarında bir çekim gerçekleşiyor. Fakat kendi aralarında alışveriş yapmayla elektronun toplam sayısı değişmez. Mesela ben size 50 lira versem, bizim toplam paramız değişir mi? Hayır, ben fakirleştim, siz zenginleştiniz. Fakat bizim toplam paramız değişmedi aslında. Dolayısıyla elektron alışverişi tek tek buradaki taneciklerin elektron sayılarını değiştirebilir. Fakat toplam sayıya etki etmez. Yani temel taneciklerimiz olan proton, nötron ve elektrondan hiçbirinin sayısı bir tekme esnasında değişmez bunu da alabiliriz dedik. İyon yükleri toplamı. Örneğin benim elimde demir artı 2 olsun. Ben bunu iki tane sodyumla tepkimeye sokayım. Buradan da demir ve iki tane sodyum artı çıksın. İyon yükleri dediğimde üzerine yazdığım sayılardan bahsediyoruz. Hemen şöyle farklı bir renkte kalemle devam edelim. Karışmasın. Demirin üzerinde artı 2 yazıyor. Demek ki bu taraftaki iyon yüklerin toplamı Sodyumda hiçbir yük yazmadığı için Artı 2 Diğer tarafa bakıyorum Demirin üzerinde yine bir şey yazmıyor Sodyumun üzerinde artı var Sadece artı görüyorsan bu artı 1 demektir 2 tane olduğuna göre Sodyumdan 2 tane var Bu artıyı 2 ile çarptık Artı 2 de buradan geldi Bakın iyon yükleri ürünlerde de girenlerde de aynı Peki O zaman buna da bir onay verdik Geldik bir sonrakine molekül tanecik sayısı. Şimdi bir olay sırasında tabii ki toplam proton, nötron, elektronlar, atomlar her şey korundu. Ama bunların gruplamaları değişti. Söz gelimi 3. örneğe geri döndüm. Burada bir magnezyum, bir karbon, 3 oksijen hepsi bir araya gelmiş tek bir tanecik formunda görülüyor. E, ürünlere baktığımızda ise bakın bu ikiye bölünmüş, parçalanmış, iki ayrı taneciye ayrılmış. Dolayısıyla bir reaksiyon sırasında molekülün, taneciğin sayısı değişir. Tabii ki biz biliyoruz ki bunlar iyonik bileşik. Bunlar molekül değildir. Hadi moleküllü bir örneğinde yapalım. Mesela PCL5 gazımız. Ayrısın PCL3 gazı ve CL2 gazına dönüşsün. Bakın bir tane molekül girdi. iki tane molekül çıktı. E madde çoğaldı mı? Kütlesi arttı mı? Hayır. Girenlerde de dikkat ederseniz bir fosfor 5 klor var. Ürünlerde de bir fosfor 3 buradan iki buradan yine 5 tane klor var diyebiliriz. Yani molekül ve tanecik sayısı değişebilir. Olay sırasında bu değişmeyen özelliklerden biri değildir. O zaman bu alınmaz. Toplam hacim değişir mi? Bir yerdeki hacim gazların tanecik sayıları ile orantılı olarak gider. Mesela bir önceki örneğe geri döndüğümüzde, e burada bir tane tanecik var, yanda iki tanecik var. Başta bu eğer 10 litre ise ayrıldığı zaman her bir tanecik yine 10 litre hacim kaplayacaktır. Mesela şunu düşünün bir kafeye gittiniz, iki arkadaş oturuyorsunuz. Daha sonra aranızda bir anlaşmazlık oldu, arkadaşınız kalktı. Yan masaya gitti. E bölündünüz. Siz aynı sayıda kişisiniz. Kişi sayısı değişmedi ama kapladığınız masa kapladığınız yer kafede iki katına çıktı. Bu da onun gibi. Esten tek başına hepsi beraber oturduğu için burada 5 klor, 1 fosfor, 6 arkadaş beraber 10 litrelik yer kaplıyordu. E şimdi 4'ü bir masada kaldı. 10 litre hala kaplıyor. İkisi ayrı masaya geçti. 10 litre de o kaplıyor. Dolayısıyla 10 litre ile başlayan olay toplamda 20 litrelik bir hacme kadar ulaştı eğer sıcaklık sabit ise. Peki. Bir diğer örnek soruyla devam ediyoruz. Verilen tepkime için hangisi söylenemez? Söylenmesi mümkün değildir. Şimdi reaksiyonumuz az önce de bahsettiğimiz tepkimelerden bir tanesi. Diyor ki: "Katı kütlesi korunmuştur." Hemen bakıyorum. Bu sefer elimde sayısal değerler de var. 84 gram katı girdi. Sonrasında 40 gramlık bir katı var, 44 gramlık bir gaz var. Katı kütlesi korunmuş mu? Hayır. Reaksiyonun bakın şu ilk kısmı girenler ya da reaktifler kısmıydı. Burası ürünler kısmı. Girenler kısmında 84 gram katı varken ürünler kısmında sadece 40 gram katı var. Gerisi gaz halde. Katı kütlesi burada korunmamıştır. O zaman eledik. Toplam kütle değişmez. Bakıyorum. Ürünlerde 40 gram, 44 gram daha. Girenlerde sadece bir 84 gram. Birbirine eşit mi? Evet. iki tarafta da 84 gram madde var. Toplam kütle değişim gerçekleşmemiş. Doğru söylüyor. Bunu aldık. Analiz ayrışma tepkimesidir. Bunu da bu ünite içerisinde detaylı olarak göreceğiz. Burada bir giriş olsun, önceden bir kulak dolgunuz olsun istedim. Analiz ayrışma tepkimesinde bir madde bölünür, parçalanır, bileşenlerine ayrılır. Bakın burada tek bir madde olan magnezyum karbonat girdi. Olay sonunda iki maddeye ayrıştı: magnezyum oksit ve karbondioksit ayrıştı. Bu bir ayrışma analiz tepkimesidir diyebiliriz. Bu da doğru ifade dedik. Peki bir diğer örnekle devam ediyoruz. 23 gram C2H5OH yani yaygın olarak bilinen adıyla etil alkol 48 gram oksijen gazı ile tepkimeye giriyor. 27 gram su ve bir miktar karbondioksit oluşuyor. Sizden yapmanızı istediğim şey şu. Eğer bir tepkime Söz konusuysa tepkimeyi yazmaya çalışın. Şimdi girenlerde neler var? C2H5OH. Başka neyimiz var? Oksijen. Bunlar tepkimeye giriyor. Artı O2. Olay sonunda 27 gram H2O ve bir miktar karbondioksite dönüşüyor. Artı CO2 denkleştirmenize bile gerek yok. Sadece girenlerde ne var? Ürünlerde ne var? Şöyle bir görelim. Bize demişti ki 23 gram etil alkol aldım. Şunun miktarı 23 gram. 48 gram da oksijen gazı aldım artı 48 gram 27 gram su oluştu ve bir miktar karbondioksit. Biz bir şeyi bilmiyorsak ona harf değeri veririz. Artı diyelim ne olsun x gram da bundan olsun. E şimdi ürünlerle girenler birbirine eşit olmalıydı. Bu durumda iki tarafı eşitlediğimde x'i bulabilirim. Burası ne yaptı? 60-71 gram. Bu tarafta var. 27 artı x de bu tarafta var. x'i karşıya attım. 71 eksi 27 bu da 44 mi yaptı yanılmıyorsam 44 gram da bizim elde ettiğimiz karbondioksit kütlesiymiş diyebiliriz. Peki bir sayısal soru daha yapıyoruz. Bunlar birazcık daha hesaplamanın artık arttığı yerler 10. sınıf konularıyla beraber sayısal ağırlığımız arttı. 50 gram kireç taşının %50'si ayrıştığında 14 gram sönmemiş kireç ve bir miktar karbondioksit gazı oluşuyor. Şimdi göz dolgunluğu olsun diye veriyorum. Bunları bu soruyu çözmek için bilmek zorunda değiliz. Kireç taşı dediğimiz kalsiyum karbonat. Sönmemiş kireç dediği ise kalsiyum oksitten bahsediyor ve bir miktar karbondioksite dönüşüyor. Biz tabii ki bunun tepkimesini böyle biliyorsak güzel güzel yazabiliriz. Ama e şimdi ben bunu bilmiyorum. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Soruyu çözmeyecek miyim? E çözeceğim. Aldım kireç taşını. 50 gram kireç taşı gördüğüm gibi yazdım. Ayrışıyor. 14 gram sönmemiş kireç. Ve bir miktar karbondioksit gazı. Şimdi gelelim sayısal değerlere. 50 gram kireç taşının %50'si ayrıştığında yani yarısı ayrıştığında ne diyor? Ne diyor bana? 25 gramını ayrıştırdığında. 14 gram sönmemiş kireç çıkıyor. 14 gram bundan çıkıyormuş. Ve bir miktar karbondioksit. Bilmiyorsak ne yapıyorduk? Hart yeri veriyorduk. Birbirine eşitledim. 14'ü karşıya atarsam x eşittir 11 gram karbondioksit açığa çıkmıştır diyebiliriz. Şimdi geliyoruz öğrencilerin korkulu rüyasına. Grafikler. Çoğu öğrenci grafik gördüğünde aman dur kesin yapamam ben bunu hemen geçeyim diyor. Grafik okumayı öğrendiğinizde bu soru tipleri aslında çok kolay. Dikkat edeceğiniz en önemli şey şu. Eğer bir şeyin miktarı azalıyorsa bu kullanılıyordur, harcanıyordur. Yani girenler kısmında yer alır. O zaman girenlerde x var. Başka kim var? Şöyle bakıyorum. Y'nin de miktarı azalmış. O zaman y maddesi var. Olay sonucunda başta hiç olmayan z maddesi büyük miktarda bir oluşum göstermiş. O zaman z'yi de bu tarafa yazdım. Şimdi bunlar da çok önemli bir yöntem. Bakın bunu hem 10. sınıfta hem 11'de çok sık kullanacağız başlangıç değişim ve son tablosu yapacağız. Burada bildiğim değerleri yerleştiriyorum. Başlangıçta ne varmış elimde? 6 gram x varmış. Başlangıçta 6. 4 gram y varmış. 4 gram y. Bakın şu ilk sıraya bakıyorum. Başlangıç dediği için ilk değerlerini alıyorum şu an bunun. Z'den yok mu? Z sıfırmış. Z yok elimde. Peki en son ne olmuş? Y'den hiç kalmamış. X'ten şöyle 4 gram kalmış. Şöyle X'e kalan 4 dedim. Z'dense 6 gram oluşmuş. Değişimler ne kadardır? X'in bakın 2 harcanmış. 4 kaldığına göre. 6 eksi 2 4. Y'den hiç kalmadığına göre 4 harcanmış. Z'dense hiç yoktu. 6 gram oluşmuş. Biz kütlenin konumunu da iki şekilde hesaplamamızı yapabiliyoruz. Birincisi başlangıç değerleriyle sondaki değerleri eşit diyebiliriz. Bakın başlangıçta 10 gram madde vardı. Olayın sonunda hala 10 gram madde var. İkincisi harcananlarla oluşanları kıyaslayabiliriz. Eksi 6 artı 6. 6 harcandı 6 oluş. Yani iki şekilde hesaplama yapmak da mümkün. E peki diğerinde gerçek maddeler verilmiş. Farklı bir şey mi yapacağız? Hayır. Girenler nelerdir? Bakıyorum burada karbon ve oksijen azalıyor. Ürün olarak ise bakın CO oluşuyor. Denkleştirmek zorunda değilim. Bu soru için ihtiyacım yok. Ama bir kimyacı olarak tabii gözüme batıyor böyle şeyler. Ben düzeltmek istiyorum. Şöyle alınan verilen atomların sayıları birbirine eşit olsun istiyorum. Yine tablomu yaptım. Başlangıç, değişim ve son dedim. Değerlerimizi yerleştiriyoruz. Karbon başlangıçta ne kadar vardı? 28 gram. Bakın ilk çizgiye, ilk hatta bakıyorum. Oksijen ne kadar vardı? 16. CO karbon monoksit ne kadar vardı? Yoktu. Sıfırdı. O zaman gitti. Karbona bakıyorum ne kadar kalmış? Şöyle bu size çizilmiş olarak gelecektir soruda. Karbondan 12 gram kalmış. Karbon 12. O zaman ne harcanmış bundan? 16 harcanmış diyebiliriz. Peki oksijenden ne kadar kalmış diye bakıyorum. 4 kalmış. O zaman buna da eksi 12 dedim. CO ne kadar oluşmuş? Başta hiç yoktu. Bakıyorum 28 gram oluşmuş. O zaman buraya da artı 28 dedik. E şimdi az önce dediğimiz acaba burada da geçerli mi? 28, 16, 44 yaptı. Ürünlerdekini topluyorum. 28, 32, 44 yaptı. Demek ki başlangıçta ve son durumda gördüğümüz maddeler birbirine eşit. Bunları birbirine eşitleyebiliriz. E, orta katta tutuyor mu hocam? Bakalım. Eksi 16, eksi 12, eksi 28 yani harcanan 28. E, ürünlerde de artı 28. Demek ki oluşan ve harcanan maddeler de birbirine eşit sorumuz içerisinde diyebiliriz. Şimdi bunu gerçek bir soru üzerinde görelim, inceleyelim. Şimdi ilk yapacağımız neydi? Gördük bir tepkime söz konusu. Tepkimeyi yazmalıyım. Harcananlar kimlerdir? Bakıyorum kimlerin miktarı azalmış. CH4 azalmış. Oksijen azalmış. Karbondioksitle su ise oluşmuş. Tablomu başlangıç, değişim, son olarak oluşturdum. Değerlerimi yazıyorum. Oksijen başta 32 32'ymiş. Daha sonra 24 kalmış. CH4'e bakıyorum. Başta yine 32'ymiş. Bunlar eşit kütlelerde alınmış. Hiç kalmamış. Karbondioksitten 22 oluşmuş. Başlangıçta ne su ne karbondioksit yokmuş sudan A kadar oluşmuş. Şimdi orta katı doldurabilirim. CH4'ten hiç kalmadığına göre 32 harcanmış. Oksijenden 24 kaldığına göre başta 32 idi. 8 harcanmış. Karbondioksitten hiç yoktu. 22 oluşmuş. H2O'dan ise A kadar oluşmuş. İki seçeneğim vardı bunlarda. Hangisi size kolay gelirse. Şöyle ister başlangıç ve sondaki değerleri birbirine eşitlerim. Yani derim ki 32 32 burası 64 yaptı. Eşittir 24 22 daha 46 artı A dedim. Buradan da A değerimiz 18 geldi. Yani A değeri 18'dir. İstersek aynı şeyi burada Harcananları ve oluşanları birbirine eşitleyerek de bulabiliriz. E, 32, 8 daha 40 harcanan var. Oluşanlarsa 22 ve a kadar. Bakın burada eksi olmasına rağmen hesaplarken eksi diye almadım. Çünkü oluşan ve harcanan miktarları mutlak değer olarak birbirine eşitleniyorum. 10 harcandıysa 10 oluşmuş diyorum eksi 10 harcandıysa artı 10 oluşur den, denmez. Yani o zaman hatalı bir sonuca beni götürür. A eşittir 18'dir diyebiliriz. Kütlenin korunumu konusunun konuna geldik. Daha yolda iki tane daha kanunumuz var. Birincisi sabit oranlar, ikincisi katlı oranlar. Bir sonraki videoda bu kanunlarla devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben kimya öğretmeniniz Taner Hoca. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere